Merhaba güreştürkiye.net severler. Bugün 19 Temmuz 2017 Çarşamba ve SmackDown değerlendirmesiyle beraberiz Tahta Kafes radyo yayınımızda. Bugün yanımızda klasik olarak Ege Yürüten ve Caner Önem'e ek olarak Rıdvan Çelebi denen vatandaş da bizimle birlikte. Niye geldi, neden burada bilmiyoruz ama neyse o artık bir ara çıkar herhalde. Nasılsınız gençler, Sayın Ege Yürüten ve Caner Önem? İyiyiz abi, Allah'a şükür. Seni sormalı. Aynen. Evet, bize soran yok. Ya bu niye geldi ya, neyse. Ben sunucu Caner Önem'e devrediyorum mikrofonu. Arkadaşlar bugünlük sunucu benim. Büyük ihtimal bundan sonra hep benim. Ege'nin de ipini attık bir köşeye. Artık Ege diye biri yok bizim için. Güzel. Bu arada Rıdvan'ın buraya gelme sebebi de şu arkadaşlar. Bugün... Rıdvan'ın evi... Bir dakika lütfen beni bölmeyin. Ben Jinder Mahal'i bugün sen anlatacaksın yani. Evet ben anlatacağım. Bir saniye lütfen bölmeyin. Ben konuşurken. Bu eziyeti sen yaşayacaksın. Rıdvan'ın evinin boş olması ve sadece Burak'ı Gür'ü çağırması. Ben daha hiçbir şey demiyorum abicim. Bu konu burada kapanıyor. Kardeşim niye beni çağırdın değil mi? Ege Yürüten de mesela. Sen de Antalya'da değil misin Ege? Hayır, bizden niye Burak'ı Gür'ü çağırdı? Yani niye abi? Ege'de mi Antalya'da? Bilmiyorum. Antalyalı. Antalyalı değil de Antalya'da yaşıyor işte. Antalya'da. Neresindesin Ege? Şeyde, Konyaaltı taraflarında. O, ben de Arkavşan'dayım. Zeytinköy, beklerim yani. Tamamdır. Neyse. Tamam arkadaşlar, o zaman ilk segmentimize geçeceğiz. Ondan önce bir şey söyleyeyim. Sadece bugün özel saat 6'da değil mi Burak abi? Evet, bugün özel sadece. Bunlar her akşam 22 klasik saati. Bu bugün Fener'in maçı var diye. Ne? Pardon. Ya yani bunu niye söylüyorsun? Biz özel bir durum olarak şey. Ağzımdan kaçtı beyler, çok özür diliyorum. Doktor da Antalya'daymış bu arada. Ya bu zeki insanların, pardon Rıdvan hariç, sürekli ne? Antalya'da olması. Yalnız ben Antalya'da değilim ya. Yanlış söyledin yalnız. İzleki ya, insanlar Antalya'da değilim. Köyünde yaşıyor. Antalya merkeze laf yapıyor ya. Alanya'nın köyünde nerede ya? Hayret bir şey ya. Kardeşim Alanya'nın köyünden benim gibi bir parlak zeka çıkmışsa da bu bir veli nimettir. Oğlum. Sen çomarsın. Katılıyorum artık. Al işte. Evet arkadaşlar. O zaman ilk segmentimize geçiyoruz. Şimdi yıllar sonra Punjabi Prison geri döndü. En son Great Khali döneminde görmüştük. Şovu açan tabii ki de Jinder Mahal ve fedaileri oluyor. Yani sinkler oluyor. Ondan sonra Jinder biraz konuşuyor ama böyle bir konuşma tarzı yok biliyorsunuz. Burak Gür daha iyi promo keser bence. Her neyse bir süre sonra konuştuktan sonra Randy Orton geliyor. The Viper geliyor abi. İkisi karşılıklı konuşurken Randy Orton bir ara böyle bir celalleniyor, böyle yukarı falan çıkmaya çalışıyor. Öyle konuşarak geri bitiyor. Siz nasıl buldunuz abi bunu? Bu segmenti nasıl buldunuz? İlk önce Ege'ye sorayım. O kadar sıkıldı ki iki cümlede geçiştirdi direkt segmenti. Ne anlatayım oğlum? Konuştular yani. Ne anlatayım ben? Allah bizi Jinder Mahal'ın şerrinden çabuk kurtarsın diyor. Kardeş tek bir dakika cümleyle. Ben normalde radyo yayınlarında spoiler veren bir adam değilim. Ama bugün bir haber düştü piyasaya. Tamam mı? Onu ben de gördüm. Bu kemerler hiç değişmeyecek diyorlar kardeşim. Benim sabrımı deniyorlar şu anda ya. Bu şu an PG'yi delmemek. Nedeni daha iyi biliyorsun sen. Şu an SummerSlam'e önemi arttırmak için yani. Kardeşim. Jinder Mahal'la mı arttıracaklar önemi? Hayır. Maçın önemini arttırmak için, anlamadınız beni. Abi Jinder Mahal bugün kaybetse ne olur? Yarın kaybetse ne olur? Jinder Mahal... Ne zaman bu kemeri daha çok taşıyorsa adam bu... 50 günü geçti. 50 günü bırak kalsın madem. SummerSlam'da kaybetsin. Bu kemerin değeri... 50 gün dayandık. 20 gün daha mı eziyet çekelim? Evet abi, 50 gün dayandım. Dayanmadınız mı 50 gün? Dayandınız değil mi? Bir şey soracağım. Bırakın 20 gün daha dayanın. Hayır, bir şey soracağım. Bu kemerin değeri her geçen gün daha da düşüyor yalnız. Bence bir önem kazandırmıyor. Bence bir önem kaybettiriyor bu durum kemere. Bunları net konuşalım. Siz böyle düşünüyorsunuz da yaratıcı ekip niye öyle düşünmüyor o zaman? Demek ki yaratıcı ekip haklı yani, bir yaratıcı ekip. Çünkü adamlar diyor ki SummerSlam'de kaybedecek zaten diyor. Madem o yüzden Battleground'da korusun diyor adamlar, anladın mı? Bence doğru yapıyorlar. Dominic Toretto Jinder kazanacak zaten, bu çok belli. Punjabi Prison'u kazanan Hintli yok ki, A yazmış. Pont nereden nereye bağlanmış? Evet, enteresan bir yorum. Ne düşünüyorsun bunun hakkında Ege? Jinder Mahal hakkında mı? Ya bu yorum hakkında. Yani Jinder kazanacak, Hintli yok demiş. Abi yani Jinder Mahal'ı konuşasın bile gelmiyor. O kadar sıkıcı ki. Ama adam, ne yapıyoruz? Ya saygı gösteriyoruz. İzlenebilecek hiçbir şey yok sen, ya. Ya sen Caner bir dur 2 dakika. Ele. Bir dur. Ağla. Neyse. Adamın ses tonuna bakıyorsun abi. Dinlettirmiyor. Konuştuklarına bakıyorsun. Sürekli Amerika'yı yeriyor. İşte yere bir halı seriyor. Sarık kafasında. Yani kaç haftadır 50 gün 7 hafta diyelim kafada. 7 haftadır biz aynı şeyleri seyrediyoruz. 7 haftadır aynı şeyleri seyrediyoruz. Ama Randy Orton alırsa bu adam gene rematch kazanacak. O yüzden kazanmasın diyorum. Jinder bir kez daha korusun diyorum. Niye? Çünkü Orton bir daha maç, Orton kazanırsa Mahal bir daha maça çıkacak çünkü. Kardeşim bu bir haftalık şovda da halledilebilir ya. Yok bunlar halletmez. Bunlar Jinder Mahal'ı çok seviyor. Adamın yaratıcı kontrolü var bir defa. Ne ya bırak ne yaratıcı kontrolü. Her hafta promolarını biz çevirip şey yapıyoruz, senkronluyoruz. Anam ağladı. Her hafta aynı cümleler ya. Artık aynen İngilizce yeteneği olmasına gerek yok. Ezberin olsa tamam Jinder Mahal'in ne dediğini anlarsın 2. haftadan sonra. Her hafta aynı şey ya. Sesini böyle yapıyor. Amerika'yı seviyorum. Böyle yapıyor. Bana saygısızlık ediyorsunuz. Şimdi bunca bir dilinde konuşacağım. Ryback. Ryback'e gelelim be. Bu ne ya? Neyse Rıdvan'la da bir şey soralım ya. Sütten yazık ağlamasın köşede. Rıdvan. Ağlayan sizsiniz. Jinder Mahal gibi bir şampiyonunuz var. Ne? Şu an çok doğru konuşması. Kardeşim Jinder Mahal'i tartışan adam değildir ya. Ya bizde de Kodiros gibi bir şampiyon var ama işte az çok bir idare ediyor da yani Jinder Mahal gibi bir şampiyon yazık. Kardeş Kodiros nerede ya? Kodiros hangi federasyonda şimdi ya? Her yer. Ring of Honor ve NJPW'de gözüküyor sırasında çünkü anlaşmadıkları için. Bu nerenin orospusu oldu bu güreş? Ah neler dedim. Yavaş. Pardon burayı keseceğim. Terbiyesiz adam. Pardon burayı keseceğim beni. Benim moderatör olduğum bir konuşmada lütfen PG delmeyelim. Saygı gösterelim. Şimdi bir şey söylemek istiyorum hazır lafı gelmişken NGPV sevici arkadaşlara. Kardeşlik. Meltzer'e gelecek. Bakın bir dakika. Hayır ya bir dakika Meltzer'e bugün sallamayacağım. Şimdi birader. İzlediğiniz şeyden çok büyük keyif duyuyor olabilirsiniz. Tamam mı? Evet. Muhteşem eğlenceli olabilir. Gerçek profesyonel güreşin bu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama nerede ne zaman bu konu açılsa insanların kafasına vura şunu sirayet ettirmeye çalışmaktan vazgeçin. İtici oluyorsunuz ya. Bu 2010-2011 TNG tayfaya çok benziyor ha. Yani şöyle bir durum var. Artık ben hiçbir şey alakası yokken NGPV len emk Oko'da 150 milyon len emk diyen tayfadan ciddi manada sıkıldım ve oldukça iticiler. Ya onu Caner diyordu şu anda. Bu kadar eziklik psikolojisi olamaz. Bu kadar olmamalı yani. Evet. O zaman diğer segmentimize geçelim artık. Konuşmamız bittiyse NGP'de Ryback'e gelelim bir Ryback'e. Ryback'e bence hiç gelmeyelim. Bilmiyorum, forum halkı istiyor şu an. Chatbox istiyor Ryback konuşulmasını. Bir dakika o zaman canlı soralım. O zaman Ryback'in ne dediğini... Ryback'i istiyor musunuz? Konuşmamızı istiyor musunuz? Ryback'in ne dediğini ilk açıkla bir Ege. Ne demiş? İşte kadınlar devrimiyle ilgili gene konuşmuş klasik bir şekilde. İşe biraz daha kadınlık katın demiş. Yani ne yapsınlar lan? Haklı. Ya, yani konuşamadım ama şimdi PG'den dolayı. Haklı. İşte top çıkıp. Bak. Ryback'in tek amacı ne biliyor musun? Ryback adamdır. Çok doğru bir noktaya değinmiş. Kadınlar güreşmesin. Yani bu yobazın teki. Bu yobazın bir şey soracağım. NGPV'de kadınlar güreşmiyor mu? Bu niye böyle sallıyor ya? Güreşmiyor. Belli işte. Nasıl bir cahil ya? Belli abi. Belli ya. Güreş katili. Bak Ryback'in açıklamalarını ben size okuyorum arkadaşlar görmeyenler için. Demiş ki kadınlar ringde merdivenlere bile tırmanamıyor. Şaka gibi ringe gelip istedikleri hareketleri yapabilirler ama bana biraz kadınlık da sunun demiş. Şu anda WWE'deki kadınların hepsi güzel kızlar. top rope'a çıkıp kalçalarını sallamalarını istemiyorum. Sadece işe biraz daha kadınlık katın. Ondan sonra demiş ki Ryback sorusunu hazırlamayıp Meltzer'e de çakmış. Bir dakika. Meltzer'e çaktıysa yok, adamın dibidir. Ya bu biraz bir Orta Doğu kültürü. Bana kadınlık gösterin nasıl bir cahilce ithamdır ya. Yazıklar olsun ya. Ya yazıklar olsun ya. Amerika'dasın birader, Amerika'dasın. Ryback bulmuş kadınlar devrimini. Porno izleyin zaten birader, bunu izlemeye çalışacaksanız. Böyle cahillik mi olur ya? Yazıklar olsun ya. Esefle kınıyorum kadınlar bu açıklamaları. Kadınlar devrimini Ryback bulmuş. O zaman hep birlikte ne diyoruz? Yallah Arabistan'a. Ryback konuşmasa ölecek zaten. Adam 2 haftada 5 defa konuşuyor. Böyle bir istikrara sahip kendisi. Kesinlikle ya. Kodumuz pardon. Lanet olsa steroidle. Tamam, bu muhabbet böyle gider. Biz diğer segmentimize geçelim. Kofi Kingston vs Jimmy Uso maçı vardı biliyorsunuz. İlk önce ringe teklim şampiyonlara geldi Uso'lar. Biliyorsun Rap Battle'ın etkisi hala sürüyor bu arada bence. Yankıları da hala sürüyor. Ondan sonra The New Day ekibi geliyor. Ortalama maç değildi, öyle sıkıcı bir maçtı. Sonlara doğru Kofi Kingston şey yapıyor. Divin crossbody yaparken hemen orada bir reversal yapıyor Jimmy Uso. Hemen maçı kazanıyorlar o arada. Normal bir maç bile değildi yani. Bence kötü bir maç. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya ortalama maçtı bak. Uso'ların tabii sen tamam Ege sen söyle. Abi Rap Battle'la çok güzel bir başlangıç yapmışsın. 2 haftadır aynı maçları sunup duruyorsun birebir maçlara. Neden Feod'u soğutma çabasına giriyorsun ki şimdi? Doğru. Ya yani güzel bir şeyler yap. Komedi segmenti koy ortaya. Rap Battle'dan şunu da söyleyelim. Bak, Rap Battle'ın hala seviliyor yani. Ya ona bir şey yok. Rap Battle'ın rövanşı olsun abi. Yani ben dedim tartışma konusuna da yazdım. Bu feud'un zirve maçı Battleground'da olacaktır. Bu feud'un zirve maçı SummerSlam'e yakışır. Benim bu tespitimin altında yatan neden Rap Battle'ın üstünde bir ürün ortaya koyamayacaklarını olduğunu düşünmemdendi. Bence Rap Battle'ın rövanşı yapılırsa çok lezzetli olabilir. Neredeydi eski tarz hareketlerini yapmıyor artık. Mesela ringe dümdüz geliyorlar. Eskiden komedi segmentleri falan çevirirlerdi ringde. Raw zamanlarında. Haklı. Ama dün artık bazı şeyleri aştılar. Abi bence efsane oldular ya bence. Benim gözümde efsaneler yani. SmackDown'u neden güzel bulmuyorsunuz ki? Bence şu an güzel ilerliyor demiş Dominic Toretto. Kim güzel bulmadığını söyledi ki ya? Şunu da söyle. Raw'da aynıydı ya. Hiçbir üstün taraf göremedim ben. Aynıydı bence. 3 puan yani. Haksız mıyım? Yani ikisi şu an iki brand de SummerSlam havasına girmeye çalışıyor. Birisi bayağı önde bu konuda. Raw bayağı önde aynen. Bu konuda Raw bayağı önde. Bu hafta biraz dingin bir şov çıkarmalarına nazaran. SmackDown hala Battleground. Ama SmackDown'un da işte haftaya çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Şu Battleground'ı bir atlatsak rahatlayacağız da işte. Umarım sağ salim atabiliriz yani. Ya hiçbir şey yok ya gerçekten. Şu SmackDown'da. Geçen haftanın aynı şovu izledik şu anda. Main Event'te bir takımlar maçı. Kadınların hepsinin doluştuğu bir segment. Carmella'nın Naomi'ye gözdağı vermesi. New Day ile Uso'nun tekli maçı. Tamamıyla aynı. Geçen haftadan Rıdvan bir şey diyor musun bu konu hakkında Rıdvan? Hayır. Anladım. O zaman diğer segmentimize geçelim. Chad Gable'ın röportaj verdiğini biliyoruz. Ha, bu arada Chad Gable hakkında şunu söyleyelim. Büyük planlar var onun hakkında sanırım. Açıklamayı okumuşsunuzdur herhalde haberdeki. Yeni haber paylaştılar. Mid card işte. Meltzer kardeşimiz de güzel şeyler söylemiş bu arada. Arka alandan bilgiler almış sanırım. Ne demiş gene? Meltzer şey demiş. Gable 3-4 yıl içinde en iyi olabilir demiş. Kesin. Ya onun düşüncesi. Kardeşim bu federasyon hangi yetenekleri yedi ya? Kimleri yedi ya? Bu kadar yani net konuşmak bence biraz havada kalabilecek kolay yorumlar. Yani, kimleri yedi? Ya Cruiserweight'te hepinizin... Bence yemedi bir dakika, ama... Bir dakika ya. Tamam. Cruiserweight'te hepinizin köpeği olduğu adamlar rezil rüsva sürünüyor. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ağzınızın suyu aka aka izliyordunuz indilerde. Şimdi WWE'deki ring içine uyum sağlayamadıklarını görünce ağlıyorsunuz bir köşede sessizce. Çünkü yediremiyorsunuz kendinize indilerin, WWE'nin çok altında alanlar olmasına kendinize yediremiyorsunuz. Beni konuşturmayın birader. Neyse konuştum, konuşacağım kadar zaten. Öyle. Evet. Ondan sonra Mike Kanellis'in debutunu gördük. Bence ring içi berbat. Yani çok kötü booking almış ya cidden. Acaba Maria güreşse daha mı olurdu diye düşündüm. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kolay bir maçı hemen kazandı zaten Mike Kanellis. Allah kurtarsın Sami Zayn'i şu anda. Aynen ben de izledim. Adam sürekli kaybediyor ya. Ben Indy'ye yeni başladığımda bu adam tam Indy'den ayrılmıştı. Tadı damağımda kalmıştı. Hep eski maçlarını izliyordum. Bak bu konuda gerçekten çok duygusal bir konuşma da yapabilirim de chat'i ağlatmak istemiyorum. Jeneriko be kardeşim. Bu adama biz artık geri verin kardeşim ya. Yeter artık nedir bu ya? Adama bir tane NXT kemeri verdiler lan. Yeter artık ya. Nerede? 10 tane mi vereceklerdi? 10 tane mi vereceklerdi? 10 tane mi vereceklerdi? Ya ana kadroda insan 2 maç kazandırır ya. Bir sini falan yendi önemli maçta. Başka ne verdiniz bu herife? Nasıl bir şirket ya? Her hafta yerde kapatıyor adam bir defa. Dominic Toretto Sami Zayn günlük mağlubiyetini aldı demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ve ya bu kadar hanımcı bir gimmick olamaz ya. Hanımcılardan nefret edenler chat'e bir yazsın. Ne diyorlar ona? Kılıbık değil mi? Kılıbık. Ha, abi olacak iş değil ya. Acaba Maria ile güreşseydi kim kazanırdı? Ben Maria kazanırdı herhalde. Semizeyle karşı. Bence de. Öyle ilerliyor abi. Şey senaryosu gibi oldu bu. Hani ilk TNA'nin şey senaryoları vardı. AJ Styles'a, Magnus'a karşı hani. Magnus'un tarafında herkes var. AJ Styles tarafında bir kişi falan var. Ha, Yiğit Chatbox'a demiş ki Kalgarikit. Miz Maryse yapınca cool oluyor ama Mike ve Maria yapınca olmuyor demiş. Neden? Çünkü Miz ve Maryse çifti efsanedir. Çünkü Mike abi, tamam mı? Kanellis abi. Sebebi bu. Mike Kanellis. Yani Miz eşittir Hollywood be kardeşim. Miz Hollywood değil yani. Maryse betadır, Miz alfadır, Mike betadır, Maria alfadır. Sorun bu. Ha, doğru. O da doğru. Yunan tanrıları, Yunan şeyleriyle, sembolleriyle ifade ettim şu anda. Aleykümselam burada Veysel gelmiş Dark Knight 3R diye. O zaman diğer segmentimize geçelim direkt. Soğuk Savaş'a milliyetçilerin kavgası var. Allah Allah. Gene bir bayrak savaşı Sina ve Rusev kardeşimizin. Siz nasıl buldunuz bu segmenti? Allah cezasını versin WWE'nin gerçekten. Bu segmenti izlettikleri için. Arkadaşlar yeni başlayanlar için söyleyelim. Sina'ya karşı böyle bu tür bayrak maçlarını kimse kazanamaz. Kardeşim çünkü bir dakika ya. Seyircilerin. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Ben bir antites sunayım o zaman. Bence Sina'nın temiz kaybetmemesi için böyle bir maç türü belirlendi. Bence. Sen Rusev kazanacak mı diyorsun? Bence yani? Rusev kazanacak. Ben Sina'nın kazanacağını düşünüyorum. Neden? Bu tür maçların Sina'nın kaybetmeyeceğini kesinlikle biliyorum. Doktor da Rusev kazanacak demişti. Meltzer de böyle demişti demiş. Abicim, o zaman Sina... fikrimi değiştiriyorum birader. Sina kazanacak. Abicim öyle. Sina dediğimiz adam 2011 bak sıkı takipçiler bilir. Extreme Rules'tan sonra Usama Bin Laden'in ölüm haberini veren adam ya Sina. Oradaki seyircilere. Oradaki o atmosferi... O tepede bayrak varsa Sina yenilmez bence de. Diyorum ama anlamıyorlar. Bence öyle olması lazım. Abi öyle ya, olacak zaten. Mahala karşı yürüyecek bu adam zaten. He işte o yolu düşünün yani. Anti-Amerika falan işlemez yani Sina ya abi. Ya Rusev mesela yenildi. Şu anki halinden daha kötü bir duruma düşmez ki. Zaten şu anda önemsiz bir konuma düşürüldü şirket tarafından. Bu anti-Amerika olayın artık bir kapansın artık ya. Aynen 2019 sanki soğuk savaştayız. 1980 Sergeant Slaughter tamam mı? Ondan sonra 1990 Mr. Rusya gibi böyle asker gimmicklerinin bugün süper kahramanlar altında işlendiğini görüyoruz. Ben bunlardan açıkçası keyif alıyorum. Çünkü önümüzde çok yakın bir zamanda 3. Dünya Savaşı'nın fitili atılacağını düşünüyorum. Küresel güçlerle ulusal güçlerin. bu tarz şeylere hem stratejik ortağımız Birleşik Devletler'in ihtiyacı var, hem de bizim var. Biz 15 Temmuz adı altında pompalıyoruz bunu. Adamlar da John Cena üzerinden pompalıyor. Hiç boşuna ağlamayın. 15 Temmuz'da hep 15 Temmuz'da hepiniz meydanlarda. Ne alakası var? Ya sus lan. 15 Temmuz'da hepiniz var, meydanlarda Recep Tayyip Erdoğan reisim diye ağlıyordunuz. Beni konuşturmayın burada. Hepinizin maskelerini indiririm. Tamam mı? Şimdi sözü sunucuya geri devrediyorum. Bu arada 25 dinleyen herkese teşekkür ederiz. Biz dahil, bize dinliyoruz çünkü kendimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer segmenta geçelim. Kankalar Kapışıyor adlı segment. Becky Lynch ile Charlotte'ın, arkadaşlar bence maç çok güzeldi. Birbirine ringçi uyumu çok güzeldi. Ben onları söyleyeyim öncelikle. Maçın sonlarına doğru şey kazanıyordu herhalde. Charlotte kazanıyor. Ezbere konuşuyorum şu an. Yok pardon, Charlotte pes ediyordu. Ondan sonra Tamina ile Lana geliyordu. Natalya da geliyor tabii bu arada. Maç sonunda herkes birbirine girdi. Yani orada aynen ringin içine geliyor. Ringin içine geliyor ya, onu demek istedim. Ringin içine geldi. Ayakta kapatan Lana ile şey oldu, Tamine oldu. Öyle diyelim yani segmentin sonunu. Siz ne düşünüyorsunuz bu segment hakkında? Yani geçtiğimiz günlerde, özür dilerim Ege'cim. Geçtiğimiz günlerde sürekli bahsedilen Tamina, Lana'nın koruyucusu olacak, koruması olacak, bodyguardı olacak spoiler'ının gerçeğe dökülme evresindeyiz diye düşünüyorum. Burada Tamina'nın artan performansı var yalnız, farkında mısınız? Tamina öyle boş durmuyor yani şu anda. Bu ne ya, Tamina saksosu ya. Tamina'nın her tarafında olsa ne olacak abi şimdi? Bak ben çok beğeniyordum. Açıkçası ben Jimmy Superfly Snuka hayranı birisiyim. Tamina'yı Bad Phoenix'le olan 2011 yılında ya da 2012 yılında olan WWE Divas Championship field'unda inanılmaz beğeniyordum. Ring içindeki sertliği, çünkü diğer bütün divalar kadrosundan çok farklıydı ve gerçekten güreşme yeteneğine sahip bir güreşçiydi. Sen diva maçlarını izliyordun yani. Kedi kele izliyordu o. Ben diva maçlarını hala izlerim. Bana hitap eden farklı yönleri var diva maçlarının. Şimdi konumuz o değil. Oradaki yeteneğini bugün sergilerse Tamina'nın çok farklı şeyler başarabileceğini de düşünüyorum. İnşallah gerçekleşir diyelim. Yani şimdi Tamina falan tamam iyi gelişme kat ediyor da SummerSlam'e çıkarılması gereken kadın bu mu? Naomi'nin karşısına. Ya ben çoklu maç taraftarıyım ki umarım da olur yani. Ben birebir maç görmek istemiyorum abi SummerSlam'de. Ya ama her maç çoklu maç olacak zaten. Kadınlar çokluya gidiyor, erkekler çokluya gidiyor, kıtalar arası çokluya gidiyor. Birileri tekli maç olması lazım doğal olarak. Birleşik Devletler tekli olacak desek. SmackDown'da tekli olacak yani. Raw çoklu, SmackDown tekli. Emre Toker demiş. Tamina Battleground'daki maçı alacak. SummerSlam'de de Naomi vs Tamina maçı izleyeceğiz. Maç sonunda da Carmella Cashin yapacak. 2 aylık senaryo budur demiş. Sizce? Dominic Toretto da şey demiş abi burada. Lana Battleground'da maç alacak demiş. Zor. Güreşemiyor. Zor. Güreşemiyor yani. SmackDown'ın kadınlar divizyonunun birebir maça ihtiyacı var. Naomi'nin doğru dürüst tekli rakibi olmadığı iş demiş Calgary Kid. Bir de Lana hakkında şunu söyleyeyim. En son şampiyona 15 saniyede falan yenilen kadın değil mi Lana? 3 yani defa güzelliğinden yenilen. Dolayı hayır, çok 15 saniyede en son maçta çok da güzel bir kadın değil ya. Ne? PG lütfen. Yani çok da güzel abi, bir kadın. Abi PG var yani. Dua et, PG var yani. Buse'yi şimdi şey yaptırmayın. Via Satellite yaptırmayın. Çok güzel bir kadın değil bence. Yani maça dönelim şimdi en iyisi bence. Evet. Yani. Geçen hafta demiştim kadınların altın feudu Becky Lynch, Charlotte Flair diye. Yapabileceklerini çok güzel gösterdiler bence tek maçta. Ya ring içi uyumu çok güzeldi abi ikisinin, ben onu söyleyeyim size. Çok güzel bir ring içi uyumu vardı yani. En iyi arkadaşlar zaten, sürekli aynen. Beraber çalışıyorlar, beraber iş yapıyorlar, doğal olarak tanıyorlar birbirlerini. Birbirlerinin eksikliklerini kapattılar ringde. Ben az daha uzun süre izlerdim yani sıkılmadan. Çok güzel maçtı yani bence. Battleground'a da gelince SummerSlam'de Carmella'nın keşin vuracağını düşünerek mazlum anların muhteşem ismi Becky Lynch diyorum kazanacak olan kişiyi. Becky Lynch maçı da kazanır, kemeri de kazanır, keşini yer. Bu kesin böylece genel... Burada diğer segmenta geçelim mi? Başka diyecek bir şeyiniz var mı? Ya bırak adam fanı olduğu güreşçiye, saksoya başladı, konuşsun biraz. Hevesin yok, sakso falan çekmiyorum. Geçen hafta da bunu diyordum zaten. Ya sen çünkü her dakika fanı olduğun güreşçiye sakso çeken adamsın ya. Ne zaman çektim? Sana en son Ambrose fotoğrafı attım. Ya bunu diyen de şimdi ağzımı açtırma Sayın Buğra Aygır. Bunu diyen de yıllar boyu Mr. Anderson'ı şey yaptı yani, şimdi yalan mı? Kardeşim Mr. Anderson en son güreşeli 4 sene oldu, sen ne diyorsun ya? Bizim sevdiğimiz ya adamlar emekli oldu ya, emekli oldu ya da toprağın altında en iyisi mezarda. Sen niye buradasın hala? Sen niye buradasın hala? Sen de emekli ol artık, kurtulalım ya senden. Biz bekmeyen gibisin arkadaş ya. Doğru. Ya Christian ringe dönsün ondan sonra. Pipe bomb. Çomar. SummerSlam'de Lana, ya bırak şimdi çomar, ne çomarlığımı gördün ya. Ben bu ülkede medeniyetin baş temsilcilerinin arasında yaşıyorum. Sen ne çomar. Sen vasat sevindin. Siktir git Bursa'ya ya. %70 AK Parti'ye oy veren adamlarsınız. Hadi uçun gidin ya. Bunu sen mi söylüyorsun la? Evet. Arkadaşlar yayındayız burada. Yayındayız, ona göre şey yaparsak. Fashion Files neyse, Breezango diyorduk. Şunu söyleyelim. Şimdi Fashion Files bence çok gizemli ilerliyor, güzel ilerliyor. Şu an işi iyi yürütüyorlar. Memnun kalmayan birileri var mı abi Fashion Files'tan? Ben çok güzel gidiyor yani şu anda. Olmayan biri yazsın direkt. Fashion Files'tan memnun olmayan biri yazsın. Yok işte bak, bu yok, kadar değerli çektaksımız var yani. Size şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Şöyle bir ortaya bir laf atayım. Konu açılsın madem. Fashion Files olayından sonra şimdi Breezango kemeri alsa tepki gösterecek bir kitle olur mu sizce? Kemeri hak ediyorlar bence şu anda. Olmamalı. Olmamalı değil mi? İşin doğrusu bu bence yani. Breezango kemeri alırsa çok ilginç segmentler izleyeceğimizi ben düşünüyorum yani. Çünkü kemeri almayı hak edecek performansları kaç aydır koyuyorlar ortaya. Değil mi? Bir ödüllendirmeler. Çok önceden olması lazım. Bu en azından bir ödülse, bir karşılıksa bunu almaları lazım abi. Ya bir geçiş şampiyonu olabilirler, katılıyorum. Ya en azından bunu hak ediyorlar ama değil mi? Hak ediyorlar yani. Aynen öyle. Heath Slater mesela güzel senaryosu karşılığını kemerle aldı. Aralığa kadar tuttu kemeri de. Sonra kaybetti, orası ayrı, zaten kaybedeceklerdi de. Breezango'nun da almasını isterim yani, şovlarda gösterdiği başarılı performanstan ötürü. Kesinlikle. New Day biraz daha bekleyebilir bence. Bir şey diyecek misin yoksa direkt main event'e geçelim mi? Main event'e geç, tam benlik orası çünkü. Nakamura falan var ya. Evet. Arkadaşlar gecenin maçına geçelim. Bence günün yani şovun maçıydı. Çok güzeldi. Face takımla heel takım olarak adlandırırsak daha doğru olur. Zaten Nakamura ile Corbin'in hemen orada ilk başta kapışması vardı. Sonra Owens da geliyor. AJ Styles da geliyor. Herkes birbirini yedi orada zaten. Sonlara doğru maç iyice güzelleşti. Biliyorsunuz ki Kevin Owens kardeşimiz powerbomb yaptı ve maçı kazandı heel takım. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gecenin maçı. Burada Nakamura iyice uyum yakaladı, farkında mısınız? Ring içi ortamına WWE'nin. Sırıtmıyor artık yani. Özellikle ana kadroya çıktığından beri. Doğru, çünkü NXT ile iki ana brand arasında da çok fark var. Tabii. Oranın ağırlığı daha farklı abi sonuçta. SmackDown yani. NXT'de yapılan booking ile ana kadrolarda yapılan booking çok farklı. Birinde Triple H zihniyeti yatıyor, birinde Vince McMahon zihniyeti yatıyor. Kevin Dunn zihniyeti yatıyor özellikle. Yani Booker'ların bu Jamie Noble olduğu bir şirketten bahsediyoruz. Yani çok bir şey beklememek lazım ring içinde. Yani acayip bir farklı ekstra güreşçi sunumları olursa ring içinde güzel şeyler izleyebiliyoruz. Jamie Noble. Yani o kadar. Çok burada güzel. Emre Toker şey demiş, 2015 özentisi olmadı dedi. Hemen bu tekli maçlarından dolayı herhalde değil mi? O yüzden dedi. Tekli maçlarından. O çünkü olaylar çok yapılıyordu. Hı-hı. Yani bu arada... 2015'in zaten temel maçı şeydi. Reigns Ambrose iki tane rastgele heel. Bir 20 hafta böyle gitti SmackDown şovları. Rava SmackDown'a laf mı etti buraya? Bir dakika. SmackDown bir geçiş. Jamie Noble'a kim laf etti burada? Kimse laf etmedi abi ya. Kızdı sağ olsun. Laf etti galiba az önce. Hayır abi hayır, yanlışlık olmuş, kusura bakma. Bakın ne? Kardeşim o adam WWE'nin köpeği olan CM Punk'ı yenip Ring of Honor World Champion. Yalnız kardeşim CM Punk'a laf etmiyorum lütfen yani. Bu ne ya? Ayıp oluyor yani. Bu ne saçmaladı, laf etti mahvetti bir şeyler dedi ya. Böyle terbiyesizlik olabilir mi? Bu ya ne kullanıyor abi? Ne kullanıyor bu? Ben anlamadım. Bana ne Jamie Nobble'ın ring içinden? Ben yazdığı maçlara bakıyorum. Berbat. İzlenebilecek bir tarafı yok. Bitti yani. Evet. Yazık yani, tam maçlar güzel. Eyvallah. Kabul ediyorum da. Mesela promolarına ağırlık verebiliriz yani bunların. Promolarını izleyebiliriz. Kontrat töreni yapabiliriz yani rastgeleden. Sürekli rastgele 4 adamı birleştiriyoruz. Takım maçı koyuyoruz. Tamam, konuyu bir genişletelim o zaman. Şunu da soralım. Corbin'in nasıl buluyorsunuz abi girişini? Şu normal anda. Money in the Bank. Ya vallahi çok uzun bir reign yapacak gibi duruyor. İyice alıştı diyorsunuz değil mi? Bence de yani bu hak ediyor yani. Yavaş yavaş gidiyor o işe doğru. Şimdi ben başka bir konuya değineceğim hemen. Jinder Mahal'ın heel'liğiyle alakalı, heel karakteriyle alakalı. Bu adamla ilgili şöyle bir algı oluşmuş sanırım. Bu adam bu alıyor çünkü muazzam bir heel diye. Bu adam kötü bu alıyor çünkü berbat bir adam. Değil aslında. Hafif Roman Reigns olayına benziyor. Sevilmediği için bu oluyor arkadaşlar. Mesela yani bunu da Miz'e de bu yani atıyorlar. Miz'e de bu atıyorlar. Ama The Miz bence WWE tarihinin en büyük 15 heel'inden biri bence. Bence yani. Efsane bir adam. Ben ona sokarım onu direkt. Yani işte ona sokar. Say lan. Saydın mı lan? Saydın mı? Say Ege. Dinliyorum. Ne diyorsun? İlk ona sokuyor. Onu say. Hadi. Sayarım da şu anda saymayacağım. Şu anda senin gazına gelip saymayacağım. He. Arkadaşlar WWE tarihinin en büyük heel'i CM Punk. Devam edelim. Ya Allah'ım gene fanboyluk kattı işin içine ya. Ya. Gerçekten şu an yayından atılmayı hak ettin ama sunucusun diye atamıyorum. Evet. Evet. Ya bak işin içine Dean Ambrose karıştırmamak için zor tutuyorum şu anda kendimi. Karıştırmayacağım gene seviyemi koruyup. Devam edelim arkadaşlar. Yani mesela The Miz'e laf atmıyoruz. Tam bu atılıyor ama kim bu adamın kötü bir adam olduğu iddia edebilir ki? Kötü bir güreşçi olduğunu iddia edebilir ki? Jinder'a gösteren reaksiyon şu. Allah aşkına ekranımızın önünden çekil git ya. Bıktık senden. Ne kadar leş bir adamsın, leş bir güreşçisin. Ya sıkıcısı, tepki verilmiyor. Ne reaksiyonu? Adam bakmıyor, elindeki telefona bakıyor adam. Yok be. Adamlar elindeki telefona bakıyor. Tepeden inen şeye düştü. Tepeden inen bir seviyesine düştü. Tepeden inen tahta kafese falan bakıyor adamlar. Yani, beni konuşturmayın ya. Vallahi insanların YouTube'dan şovları takip eden insanları soğutmak istemiyorum. Gerçekten onun için konuşmuyorum. Vallahi billahi onun için konuşmuyorum. Evet. Caner. O zaman abi, ben size şunu sorarım. Bir saniye kardeşim, lütfen bir sözümü kesmeyelim. Şunu soralım sıra sıra o zaman ikinize de. SmackDown Line'da en beğendiğiniz maç hangisiydi abi? Kadınlar maçı. Yani yapabilecekleri şeyin bence %35'ini 40'ını falan gösterdiler bana kalırsa. Bir mücadele içine girdiklerinde muazzam bir zevk alacağımızı düşünüyorum ben. Sen Buğra abi? Şovun en güzel maçını sordun değil mi? Evet. Main event. Diyoruz. O zaman puanlamalarınızı alalım sıra sıra. Ben 3 puan veriyorum. Önce ben kendimden başlayayım. Ben de 3 veriyorum. Geçen haftanın aynısı bu şovda. Ben de 3 veriyorum. Chatbox'a da soralım aynı soruyu. Vereceğiniz puanı merak ediyorum gerçekten. Lunatic Phenomenal 4 puan demiş bu arada. Bu arada Carmella'yı atlamayalım ha. O segmenti geçtik sanırım. Arkadan segment alalım. Geçtim canım. Ne vardı orada? Sen anlatıyorsan orayı. Arkalanları da unutmayalım. İşte Carmella Naomi'ye bir defa daha gözdağı veriyor. Geçen haftaki gibi. Çantayı üstünde vurabilirim, dikkatli ol mesajı gönderiyor. Bu doğru. Şeyin yasağı ne zaman sona eriyor? Ellsworth'un mu? James Ellsworth'un. Bence Ellsworth'un işi bitti. Noktalandı onun işi. Allah Allah. Buryang 3 puan vermiş. Calgary Kids 3 puan, Alfa Bey 3 puan, Dominic Toretto 5'ten 4 demiş, Emre Toker 1 puan, Alim Baba 2, Dark Knight 2, başka Poise 3 puan vermiş, Koybesko 2 puan vermiş. Bu kadar herhalde. Ortak görüş 3 puan diyelim biz. Evet. Loca'yı okumadık ha, onu unuttuk. Haftaya kalsın Loca. Çok evet. İlk acemiliğin lafı olmazmış. İlk günün günahı olmazmış. Lunatic Phenomenal şovu kapatmak istiyorsan kardeşim şey yapar. Radyoyu kapatmak istiyorsan Domino's'tan bize 3 tane karışık pizza söylersin. Biz de buna ikna oluruz. Son olarak demek istediğiniz bir şey var mı? Sevgili katılımcı Ege Yürüten ve sunucumuz Caner Önem. Ayrıca Rıdvan Çelebi, kendisine atmış olsak da bizi sevdiğini biliyorum. Ege... Hiç hoş bir davranış değildi bu arada. Onu doğruları konuşmak gerekirse. Yani Jamie Noble kimdir? Şudur budur. Biz yazdığı senaryolara falan filan laf ederken, senaristliğine laf ederken bu adam Raw'da 3 kere şampiyon oldu, şurada 5 kere şampiyon oldu deyip konuyu saptırmaya çalışmak olacak iş değil. Ege. Ha. Son sözünü alalım, kapatıyoruz. Yani klasik bir SmackDown şovunu geride bıraktık. İnşallah önümüzde daha güzel bir şovlar vardır. Çünkü SummerSlam döneminde SmackDown böyle olsa çok hayal kırıklığı olacak. Ben de şunu söyleyeyim, sadece hani ilk başta gelenler söyledik de şimdi son gelenler kaçırmış olabilir. Sadece bugün özel saat 6'da yayın oldu. Normal rutin sistem devam ediyor yani 10'da, saat 10'da. Haftaya Raw değerlendirmesini Allah izin verirse 22'de. Battleground var mı? Bu hafta Battleground var çünkü. Var, pazar gecesi Battleground var. Tekrar pazar gecesi Battleground 12'de Battleground Pay-Per-View özel yayını var. YouTube'da aynı zamanda tişört ödüllü tahmin yarışması var. Pazartesi akşamı da, özür diliyorum, salı akşamı da 22'de Raw değerlendirmesi var. Aynı şekilde çarşamba akşamı 22'de de SmackDown değerlendirmesi var. Battleground'da SmackDown'a dahil olacak. Onu da buradan belirtelim. Aynen öyle. Battleground'ın genel değerlendirmesi. Battleground ardından değerlendirmesi. Yani bayağı yoğunuz yani bu hafta, değil mi? Yani bu hafta bayağı yorulacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Chatbox'tan bol bol yorum atmayı unutmayın gelecek şovlarda da.